Yani bu hayat normale dönecek mi veya normale dönerse neler olması gerekiyor? Biz hastanecilik olarak bakıyoruz, belki doktor olarak bakıyoruz ama her endüstri, her Hı -hı. sektör kendi Hı -hı. içinde kendisini yeniden yapılandırmak Hı -hı. istiyor. Bir defa normale dönmemiz için şu birinci kural diyoruz: enfeksiyon sayısının mutlaka dünya genelinde azalması lazım. Evet, aynen dünya genelinde. Yani bizde azalmış olması. E... Çok yeterli değil. Yarın çünkü, tekrar çıkmayacağı anlamına gelmez. Evet, çünkü globalizasyon var. Müthiş bir e, uluslararası trafik var. E, ve e, Çin'deki bir e, olay e, iki ay sonra Türkiye'ye geldi. Bütün dünya ülkelerine yayıldı. Dolayısıyla dünyada enfeksiyon sayısının azalması, azalma trendinin devam etmesi e, normale geçiş için çok önemli bir kriter. Evet, Amerikan Girişim Enstitüsü'nün yapmış olduğu araştırmaya göre şöyle diyorlar. Ee, kısıtlamalar kaldırılmadan önce Covid 19 vakalarında en az 14 gün boyunca azalma. Türkiye'de zaten bu noktada ilerliyor. Evet. 14 gün boyunca vaka sayısında azalma olduktan sonra artık başlayabilir. Ancak yine de kesin olarak ikinci dalga'yı önleyeceğine dair bir garanti yok deniyor bunun. Dünya global, herkes evet. her yerde evet. olduğu için ikincisi yayılım yavaşlayana kadar kısıtlamalar devam etmeli diyoruz. Burada yine aynı şekilde yani bu 14 gün kuralı aslında 14 günde bir gevşetme uygulayalım demişler. Mesela hı hı. bir kural ortaya koydunuz dediniz ki şehirler arası dolaşım yasak bugün. Hı hı. Siz onunla birlikte dediniz ki uçak seyahatleri de yasak. Hı hı. E, arkasından dediniz ki işte kafe-restoranlar kapanacak. İkisinden bir tanesi yani bu seyahat kuralını ortadan kaldırdıktan sonra bir 14 gün izleyin İkinci kuralı da öyle kaldırın diyorlar. Evet. Yani Kontrollü bir şekilde Ko ve basamak basamak. Basamak basamak. Evet. Ee, şimdi herkeste şöyle bir beklenti var. Hani hemen normale dönecek miyiz? Yarın e, okullar açılacak, restoranlar açılacak, her şey normale dönecek mi? Bir kere bu beklenti de olmamamız lazım. Basamak basamak olacak bunlar. Evet. Peki bir sonrakine bakıyoruz. Ulusal kurallar belirlenmeyle. Şimdi salgın e, başlangıcında neler yapılacağı, ne gibi önlemler alacağı konusunda e, işte birçok evet. e, ülke ilk başta Türkiye hariç iyi rehberlik etmediler. Bugün batı dünyasında en çok karşılaşılan sorunlardan bir tanesi o. Santralize bir yönetimle yapılmadı evet. bu işler. Evet. Ama bugün Türkiye işte başarılı oldu. Daha ilk vaka görülmeden bazı önlemler almış oldu. Kurallar belirlendi. Biz bu kuralların e, belli bir süre daha özellikle e, işte e, tedavi veya tanı konusunda gelişmeler olana kadar devam edeceğini düşünüyoruz hı hı. ama test ve raporlar geliştirilmeli. Evet ve artırılmalı evet. diye bir inanış var. Eskiden biz hastaları tanı koyalım ve toplumdan izole edelim diyorduk ama şimdi adeta hasta avcılığı yapacağız galiba. Tabii tabii. tabi. Biz sadece hastaneye başvuran e, ve hastalık semptomları gösteren kişilere tarıyorduk. Onların da birincil temaslı olanları, eşi, e, çocukları, temas olduğu kişileri, iş arkadaşlarına onlara bakarken şimdi artık daha geniş, daha geniş kapsamlı bakmaya başlayacağız. Semptomu olmayanlara da. Böylece aslında ne kadar çok kişi var. Ne kadar çok hasta var onları tespit edip onların da temaslarını e, izole edeceğiz. Yani şöyle olacak e, daha çok vaka tespit etmek istiyoruz. Aynen söylediğin gibi vaka avcılığı yapacağız. Daha çok ve böylece sosyal izolasyonu yani bir metreden daha yakına gelmeme ve maske kullanmayı uzun bir süre daha geniş kapsamlı olarak devam edeceğiz görünüyor. Evet e, temas takip sistemi geliştirmeli ve uygulamalı. Türkiye'de muhteşem bir filyasyon yani temas evet. takip var. Ee, ancak bunu daha geniş kapsamlı hale getirmek için yine Sağlık Bakanlığı çok önemli bir e, çalışma yapıyor. Ee, elektronik olarak insanları belirleme hı hı. ve e, takibinin yapılması. Bugün mesela hastaneye gittiniz, numune verdiniz diyelim. Siz artık bu takip sisteminin e, takip ettiği hastalardan birisi oluyorsunuz. Tabii. Bulunduğunuz coğrafi konumu veya evinizin ikamet ikametgahından ayrıldığınız anda... Telefonunuza hemen mesaj geliyor. Evet. Bunlar hep önemli uygulamalardı. Çok. çok. Ee, ve bunun belki de daha da geliştirmesi lazım diye düşünüyoruz. Uygulandığı ülkelerde çok başarılı olmuş çünkü gerçekten. Sağlık çalışanlarının güvenliği, bu evet yani hastaneler sağlık çalışanlarının güvenliğini öncelikle tutmalı ve desteklemeli diye en başından beri söylüyoruz. Bugün e, içimizde meslektaşlarımız veya mesai arkadaşlarımız hı hı. arasında çok hastalanan insanlar da oldu. Onlar her ne kadar kişisel koruyucu ekipman kullanmış olsalar da normalleşme döneminde bu kişisel koruyucu ekipmanın toplum tarafından da yine biraz fazla kullanacağını öngörüyoruz. Dolayısıyla Kesinlikle. sağlık çalışanlarını koruyabilecek şekilde orada bu önlemi de almak gerektiğini tekrar hatırlatmakta fayda var herhalde. 126 bin vakanın 7 binden fazlası sağlık çalışanları. Ya. Yani büyük bir rakam aslında bu. Neredeyse Diğer ülkelerden işte. az aslında. Hani birçok şey yüzde sekizden aşağı değildi İtalya'da. Yine de rakam büyük. Çünkü çok yüksek risk altındalar. Yani şüpheli hastaya çok dikkat edebiliyor ama sadece ateş olan hastalarda belki o kadar dikkatli olmayabiliyor. Koruyucu ekipmanların sınırsız bir şekilde kullanılması çok önemli. O konuda malzeme eksikliği asla olmaması lazım. Sağlık çalışanlarının güvenliğinden hiç taviz vermememiz gerekiyor. Evet. Bugün yine Bakanlar Kurulu'nun bir gündem maddesi. 65 yaş üstü yani en savunmasız olanlar. Evet. Kısacası bu hastalığa evet. yakalanıp e, hastalık seyri boyunca e, daha kötü seyretme ihtimali evet. yüksek olan hastalarımız. E, onları daha çok korumamız lazım. E, dünyada şöyle bir inanış var, bütün kısıtlamalar kalksa bile, onlar üzerindeki kısıtlamayı en son kaldırın. Maalesef. E, on, Maalesef. Onların hayatını koruyun diyorlar evet. ama yine de bir herhalde kontrollü bir gevşeme sağlanacak. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Olabilir e, mi? Şimdi e, Covid aslında toplumda eşit e, bulaşıyor, çocukları da bulaşıyor, gençlere de. Hatta en fazla e, 25 ile 45 yaş arasında pik yaptığı yaşlar. Ama o yaşlarda ölümcül değil. 65 yaşın üstünde ölümcül. Diğer yaşlarda yüzde iki buçuk görülürken yüzde on hatta 20'lere varan bir ölüm oranı var. O nedenle 65 yaş çok hassas. Onları korumamız lazım. En önemli koruma yöntemi de evde izole etmek, dışarıla dışarı çıkmalarını azaltmak ve kişi temaslarını azaltmak. Çok zor bir şey. Evet. Yaşlar için çok zor bir şey bu ama gerçekten onların iyiliği için. Evet. Ve son olarak son kuralımız e, yani. Hayatın normale dönmesi için gerekli olan şey aşı geliştirmeli. Yani bu aşı olmadan olmayacak galiba. Kesinlikle öyle. Ee, biz nasıl e, su çiçeğini az görüyoruz, kızamığı görmüyoruz neredeyse. hani e, Çok çok az görüyoruz. Amerika'da, e, Avrupa'da ve Türkiye'de kızamık görmüyoruz. Bu aşı sayesinde, ya yani çok bulaşıcı hastalıkları biz aşı sayesinde görmemeye başladık. Şimdi bu hastalıktan kurtulmanın tek etkili yolu aşı olan hastaları tabii ki etkili tedavilerle tedavi etmek ama koruyuculuk tarafına geçtiğimiz zaman aşıdan başka seçenek yok. 30'un üstünde çalışma var dünyada çok, deniyor şu anda birçok Bir yerde işte aşı geliştirme çalışmaları var. Büyük Size destekler var. Büyük destekler var. En umut veren şey var mı? Çalışma aslında çok iyi giden çalışmalar var. Çok virüsün farklı farklı bölümleriyle ilgili. Çalışmalar var vektör üzerinden giden var inaktif aşı var canlı aşı var e, virüsün bağlandığı şu e, şey protein bu e, reseptör protein, burada yok evet. hücre üstüne bağlandığı yerde. O taş yer. şeklindeki e, bağlandığı yerdeki protein aslında ha, şunlar, evet, evet o proteinler en çok üzerinde çalışılan aşı içinde en fazla çalışılan protein o o nötralizan antikor oluşturduğu için çünkü o antijen protein. E, onun üzerinde yapılan çalışmalar çok fazla. Ne zaman hocam? Herkes soruyor. Her akşam telefonu mesaj geliyor. Ne zaman çıkacak bunun aşısı diyorlar. Aslında hastalar üzerinde. Yani e, klinik e, çalışmalarda şu anda. Ve e, FDA'ye dahil olmak üzere birçok kurumda hızlandırın e, ricasında da bulunuyor. Hızlandırılıyor da. Normalde bir aşının güvenli olarak piyasaya sunulması 10 sene gibi. E, bu gripte de öyle olmuş. Grip aşısında da öyle olmuş. Evet. Ortalama 10 sene. Hani kızamık 9 senede geliştirilmiş aşısı. Dolayısıyla sağlıklı bir aşı geliştirilmesi çok uzun bir zaman. Burada hızlandırıldı. Hızlandırılmasına rağmen 2021 deniyor. Çok hızlı gitmesine rağmen. Atlı atlıyı hatta üst üste getiriliyor çalışmalar ayrı ayrı değil. Buna rağmen çok yakın bir zamanda değil. Evet. 2021.